merhaba. Yeni bir Bana Bunlarla Gel videosuyla birlikte beraberiz. Hem uzun yıllardır çok keyifle takip ettiğim, sonbahar içinde çok uygun bir öneri olabileceğini düşündüğüm bir etkinlikten bahsediyor olacağız. Başlıktan da anlayabileceğiniz üzere film ekimi. Film ekimi takipçileri için, yani daha doğru bir kez de olsa bile deneyimlemiş birileri için şahane bir etkinlik serüveni. Fakat daha önce ismini duymuş fakat işte bu konu hakkında kafasını kurcalayan pek çok soru olanlar için ise içinden çıkılmaz bir kaos denilebilir. Çünkü eğer daha önce film ekimini tecrübe etme gibi bir şansınız olmadıysa, işte film ekimi nedir, ne zaman düzenlenir, hangi sinemalarda izlenebilir, diğer sinema filmlerinden farkı nedir gibi pek çok böyle soru kafanızı kurcalıyor olabilir. İşte bugün de ben bu film ekimini merak eden, henüz tecrübe etmemiş arkadaşlarım için bunun iyi bir öneri olabileceğini düşünerek 5 adımda film ekimi sorununu çözmeye karar verdim. Hemen ilk sorudan başlayacak olursak, mesela film ekimi nedir? Film ekimi isminden de anlayabileceğiniz üzere her yıl Ekim ayında düzenlenen, İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen bir sinema günleri. Bu yıl 29 Eylül 8 Ekim tarihleri arasında film ekimini izlemek mümkün. Ben İstanbul'da oturmuyorum. Yani bu festivalin filmlerini izleyemeyecek miyim? Hayır, tabii ki izleyebileceksiniz. Eskişehir, İzmir, Ankara, Diyarbakır ve Bodrum gibi şehirlerde eğer yaşıyorsanız bu yıl film ekimini tecrübe etme şansına da sahipsiniz demektir. İstanbul'da Atlas ve Beyoğlu sinemalarında, Nişantaşı'nda Stiz'de ve Kadıköy'de Rex sinemaları gibi sinemalarda izlemek mümkün. Bahsi geçen şehirlerin birinde yaşıyorsanız eğer, oranın tarihleri birazcık değişiklik gösteriyor. Onu da o yüzden hata yapmamak için şuradan hemen bakarak söylemek istiyorum. Eğer Edirne'de yaşıyorsanız 6-8 Ekim tarihleri arasında, Eskişehir'de 13-15 Ekim, Ankara'da 13-17 Ekim, Diyarbakır'da 20-22 Ekim, İzmir'de 20-24 Ekim, Bodrum'da ise 27 ve 29 Ekim tarihleri arasında gösteriliyor olacak. Bu filmleri izleyebiliyor olacaksınız. Film ekimi ismini çok sık duymuş olabilir ama hani tam olarak nedir, ben buraya gittiğim zaman nasıl filmler beni bekliyor diye düşünüyor olabilirsiniz. Ya da işte benim vizyonda izlediğim filmlerden farkı ne diye düşünüyor olabilirsiniz. Film ekimi kapsamında festivallerde gösterilen filmleri izleme şansına sahip oluyorsunuz. Mesela eminim pek çoğunuz adını muhakkak duymuşsunuzdur. Cannes Film Festivali'ndeki filmleri film ekiminde izleme şansına sahipsiniz. Prestijli festivallerden bir tanesi olan Venedik Film Festivali'nde önde yer alan filmleri yine burada izleme şansına sahipsiniz. Aynı zamanda işte bildiğiniz üzere Türkiye'de her film ne yazık ki vizyona girmiyor ya da işte onları buralarda izleme şansına sahip olmuyoruz. Film ekimi kapsamında da yine Türkiye'de ülkemizde gösterilmeyen, gösterime girmeyen filmleri de izleme şansına sahibiz. Bu yıl tam 51 tane film vizyona giriyor olacak ve aslına bakarsanız film ekiminin en heyecan verici taraflarından bir tanesi de Oscar adayı filmleri de bu festival kapsamında izleyebiliyor olacak olmamız. Az önce de dediğim gibi Türkiye'de her filmi izleme fırsatına sahip olmuyoruz. Hele ki Oscar adayı filmleri hiç izleme şansına neredeyse sahip olmuyoruz. İşte burada böyle Oscar'ın ayak seslerini böyle yavaştan duymak isteyenler için de aslında çok şahane bir alternatif olacak. Bunların yanında çok başarılı yönetmenlerin başarılı filmlerini, yine ödüllü yönetmenlerin ödüllü filmlerini de yine film ekimi kapsamında izleme şansına sahip oluyoruz. Sinema severleri zorlayan en olumsuz taraflarından bir tanesi herhalde bu bilet dönemidir. Sahip olanlar için iyi ama sahip olmayanlar için kötü bir avantaj var. Şöyle ki İstanbul Kültür Sanat Vakfı'na ait bir lale kart sistemi var. Bu lale kartlardan birine sahipsiniz. Yani ön satıştan faydalanarak hemen biletlerinizi temin etmeniz mümkün. Onun dışındaki dönemlerde ne yazık ki böyle çok koşturmalı ve bilet bulmada güçlük çekilen bir dönem oluyor. O yüzden bu anlamda eğer sezon filmleri açıklandığı zaman, seanslar açıklandığı zaman elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Çünkü lale kartlılar sizin önünüze geçip ön satıştan çoktan biletlerini almış olacaklar. Siz eğer çabuk olmazsanız istediğiniz biletlere yer bulamayabilirsiniz. İstediğiniz filmlere yer bulamayabilirsiniz. Eğer biletlerinizi bulursanız da işin en keyifli taraflarından bir tanesi bilet fiyatları. Çünkü oldukça uygun bilet fiyatlarına sahipler ve
sevdiğiniz filmlerin şöyle bir listesini yaptığınız, böyle filmlerini merak ettiğiniz yönetmenlerin bir listesini yapıp gitmek istediğinizde karlı bir dönem olacaktır. Çünkü eğer hafta içi sabahleyin 11 ile 16 arasında giderseniz 8 liraya izleme şansına sahipsiniz. Onun dışında eğer 19'dan sonra giderseniz bir fiyat artışı söz konusu. Hafta sonu giderseniz yine fiyatlarda değişiklik söz konusu. Ama yine bu Film Ekimi'nin sponsorlarından birisi olan bir GSM operatörüne de sahipsiniz. Onun da böyle bir kampanyalı süreci var bu aşamada. Eğer onun tarifesindeyseniz de bir bilet alana bir bilet hediye gibi bir avantajı var. Yani anlayacağınız oldukça avantajlı bir yer. Bilet alma konusunda, fiyatlar konusunda oldukça avantajlı da bir festival. Yani 51 tane film gösterimi yapılıyor olacak. Bunların hepsini izlemek elbette mümkün değil. Hepsine yer bulmak elbette mümkün değil ama ben yine de açıklama kısmına kendi favorilerimi bırakıyor olacağım. Hani belki ilk kez tecrübe etmek isteyenleriniz vardır. Hangi filme gitme konusunda karar veremeyen arkadaşlarım vardır. Onları da buradan ufak bir öneri olması açısından ben favorilerimi aşağıya bırakıyor olacağım. Eğer bu sonbahar kendinize ufak bir iyilik yapmak isterseniz bence de bu Film Ekimi oldukça iyi bir seçenek olacaktır. Bu sene gitme şansı yakalayamazsınız, eğer bilet bulamazsınız, sonraki sezonda muhakkak bu tecrübeyi deneyimlemeniz gerektiğine inanıyorum. Eğer zaten sıkı bir sinema severseniz iyi film, yani başarılı filmleri, başarılı yönetmenleri, Türkiye'de gösterime girmemiş filmleri izlemek istiyorsanız zaten bu film festivali sizin oldukça ilginizi çekecektir. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım Film Ekimi'ne dair kafanızı karıştıran, kurcalayan soruların yanıtlarını bulabilmişsinizdir. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.